Türkiye'nin tek kadın kanalı Woman TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Birinci Yazgan Bodrum Yalıkavak Marina'dan yayınlarımızla devam ediyoruz. Her gün saat 11'de astroloji programıyla karşınızdayız. Türkiye'nin tek kadın kanalı diyorum ama Türkiye'nin tek astroloji programı desem bu konuda da iddialı olur muyum acaba? Çünkü iddia bizim işimiz. Şöyle söyleyeceğim, astroloji programı her alanı konuştuğumuz bir astroloji programı. Çünkü biz çok değer veriyoruz. Dün medikal astrolojiyi konuşmuştuk. Bugün de Çin astrolojisini konuşacağız. Yani bütün alanları konuşmak ve detayları sizlere aksettirmek bizim işimiz. Evet, şimdi şöyle de söyleyeceğim. Bodrum'a geldik ama bütün güzel enerjili insanları bulmakta da herhalde çok marifetliyim. Yine harika bir konuğum var. Çin astroloğu Ceren Sakin bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Gerçekten öyle ama yüzünüzden gülücükler eksilmedi geldiğiniz andan beri. Ben de mutlu oluyorum çünkü programın enerjisine yansıyor bu durum. Ay, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Çin astrolojisi nedir? Yani biz çünkü bugüne kadar hep Batı astrolojisini takip ediyoruz ve hani programın başında da dedim belki biraz mütevazı olamadım ama gelenler hep söylüyor. Gerçekten astrolojiye değer verdiğimiz bir program ve her alanına değinmek istiyoruz, bilmek istiyoruz. Çünkü bugüne kadar astrolojiyi hep böyle burçları takip etmek anlamında evet. biliyorlardı. Ama bunun daha detayı var, işte haritası var. Hatta Çin astrolojisinin de bir haritası var değil evet, mi? Onu da doğru. konuşacağız. Ama öncesinde de Çin astrolojisi nedir ve Batı astrolojisiyle farkı nedir? Aslında şöyle, Çin astrolojisi ve Batı astrolojisine biz kardeş olarak hitap ediyoruz. Onların ikisinin sadece doğduğu topraklar farklı olmuş. Dolayısıyla anlatım dilleri farklı. Yani konuştukları dil farklı. Batı astrolojisi işte Jüpiter, Venüs, Mars falan gibi açıklamalar. Yani gökyüzüne bakarak yapıyorlar açıklamayı. Çin astrolojisi daha çok toprağa bakarak beş elementin üzerinden anlatıyor. Ateş, toprak, metal falan diye anlatıyoruz. Ama vardığımız noktalar bir oluyor. Yani bir Vedik astroloji gibi tamamen bambaşka konuları değinmiyor. Dolayısıyla hani bir Batı astrolojisinde işte akrep için anlatılanı belki biz burada bir ateş için anlatıyoruz. Bir şekilde yine aynı noktalara varıyoruz. İkisi de 6000 yıl önce doğmuş ve de hani dünyayı, gezegenleri, işleyişi her şeyi birlikte takip etmişler hep. Evet, peki şimdi Çin astrolojisine değindiğimizde tabii karşımıza çıkan bir takım hayvanlar evet. grubu oluyor. Bazen de düşünüyoruz hani baktığımızda ben o muyum, bu muyum diye. Evet. Neden hani böyle birebir özellikler peki Batı astrolojisiyle uygun oluyor mu? Örneğin mesela ben şimdi akrep burcuyum. Çin astrolojisine göre ne oluyorum burç olarak? Onu öyle hesaplayabiliyor muyuz yoksa doğum haritamız mı var yine hesaplayabildiğimiz? Bu soru bana inanılmaz çok geliyor. O yüzden de aslında sorduğunuz için teşekkür ederim. Çünkü yani direkt doğum tarihine bakmadığım sürece kişinin ne burcu olduğunu görme ihtimalim yok. Ay burcunu, yıl burcunu saptamak biraz daha kolay, biraz daha hani onlar belirgin. Ama gün burcunu yani direkt akrebim dediğiniz gibi karşı tarafın ne olduğunu söylemek kolay değil. Bunların karşılığını görmek için biz birebir her günün şeyine bakmamız lazım, haritasına bakmamız lazım. Dolayısıyla bana tam doğum tarihini verdiğiniz anda ben size diyorum ki ateş elementisiniz. İşte yin ateştir, yang ateştir. Gününüzde keçi burcu vardır, işte at vardır falan gibi açıklamalarda bulunuyorum. Ama hani doğum tarihinize bakmadan bu açıklamayı yapmam ne yazık ki mümkün değil. Evet, şimdi ben fare miyim mesela? Ben baktım doğum yılıma göre. Yani hiç bundan memnun olmadım. Şimdi fare var, yılan var, öküz var. Bayağı kötü hayvanlarımız var. Şimdi kötü demeyelim tabii ki de. Hepsinin erdemleri var. Sizin baktığınızda fare de aslında yılda oturan hayvanınız. Dolayısıyla sizin için önemli yani sizi ifade eden hayvan gününüzde oturan keçi burcudur. Ben de baktım sizin haritanıza gelmeden önce. Hem yıldızlarınız neler diye merak ettim. Hem de bana bu soruyla geleceğinizi bildiğim için işte fareyim falan evet, diye. Bana herkes çünkü yıl burcunu bulup geliyor. Ben diyorum ki yıl burcumuz ne yazık ki ilk 15 yıl sadece şimdi, geçerli. Aha öyle mi? Öyle bir özellik de var. Evet. Aslında hani bizi asıl etkileyen gün burcumuz. Bundan sonra keçi miyim yani ben? Keçisiniz evet. İnatçı keçi gibi. Ama hani burada kişilikleri belirlerken daha çok elementler üzerinden konuşuyoruz. Siz yin ateş gününde doğmuş bir keçisiniz. Dolayısıyla yin ateşi biz tasvir ediyoruz kişilik olarak. Diyoruz ki işte çok sıcakkanlıdır, arkadaş canlısıdır, ılımlıdır, konuşkandır. Hani böyle hani ışık saçar. Bir nevi ateş sonuçta. Ama mum ışığına benzettiğimiz için de en ufak bir rüzgarda tedirginlik yaşayabilir. Ama onun üzerinden sonra baktığımızda yani bir ateşe göre fare ne demek olarak bakıyoruz. Su elementi
elementi geliyor. Bu da güçtür. Yani sizin üstünüzdeki yaratım gücünüz, disiplininiz, marifetleriniz ortaya çıkmayan şey. O sizin ilk intibanız oluyor yani fare dediğimiz burç. Hı hı. Peki bu elementleri konuşacak olursak şimdi, yani ben aslında işte fare nasıl özellikler veriyor herkes bilsin ya da işte öküz dediğinizde onu konuşmak isterim ama tabii siz bu işle derinden ilgilendiğiniz için onlar kimsenin çok hoşuna gitmediğini düşünüyorsunuz değil mi? Evet. O zaman elementleri konuşalım. Ateş elementiyle başlamış olalım ve devam edelim diğer tamam. elementler ve biz nasıl bu sonuca ulaşıyoruz? Doğum harita hesaplama sistemi mi var yine? Evet, Çin astrolojisinin Çin takvimi denilen bir sistemi var. Oradaki işte bazi dediğimiz rakamlar üzerinden herkesin doğum tarihine göre burçlar çıkmaya başlıyor. Burada önemli olan bizde 5 tane element var ama yin yang olduğu için bizde 10 adet kişilik var olarak açıklıyoruz. Ateş bunlardan ilki dediğiniz gibi. Yin'i ve yang'ı var. Yang olduğu zaman güneş, yin olduğu zaman işte size söylediğim gibi mum ışığı oluyor. Bunların ikisinin de özelliği ama çok konuşkan, çok rahat rahatlıkla arkadaş edinebilen, sıcakkanlı olmalarını tasvir eder. Biri sadece ateş topu, yani güneş olduğu için çok fevri ve patlamaları var. Hı hı. Ama bu dengesizliğinde, yani denge dediğimiz o yin yang şeyini, çizgisini bilirsiniz. Tam ortasına durmadığımız zaman, yanga ya da yine düştüğümüzde o zaman işte kişiliğimize bazı şeyler çıkıyor. Yine ateşte hemen endişeye kapılabilir. Dengesizliğinde yine dediğim gibi. Ateşten sonra doğan ilk burcumuz, yani ilk element daha doğrusu topraktır. Hı hı. Toprak insanları ismi üstünde daha böyle insanları yedirmeyi, içirmeyi, beslemeyi, yani anne tarzı, toprak ana tarzı yetiştirirler. Zaten yang toprak dediğimiz dağdır, evlerimizi buraya yaparız olarak atfedilir. Yin toprak dediğimiz bahçedir, insanlığa hizmet etmek. Yani hı hı. sebzesini, çiçeğini, işte ne bileyim evinin bahçesini falan yapabilmek üzere var olandır hı hı. toprak. Topraktan sonra metal doğuyor. Metal insanları genellikle televizyonda gördüğümüz insanlardır. Çünkü dış görünüşleri çok güzel oluyor, parlak oluyorlar. Hı hı. Yani bir mücevhere benzetiyoruz. Özellikle peki, yin metali. Peki hani çok bölmeden sormak istediğim bir şey var. Hı. Şimdi ateş dediğinizde mesela Batı astrolojisine göre herkes biliyor ya bu burçlarını evet. genel anlamda. İşte ben bir su grubuyum ama Çin astrolojisine göre ateş grubu olmuşum. Hı hı. Bütün su grupları ateşe mi tekabül ediyor? Hayır. Yoksa nasıl bir değişiklik var? Hangi gruba girdik şimdi biz ateşler olarak Batı astrolojisine kıyasla? Şimdi şöyle, gün gün bizde değişiyor burçlar. Hı hı. O yüzden, güne göre yani evet. aslında tamamen direkt şu an bizi izleyenlerin bir Çin evet. astrolojisine göre doğum haritası hesaplamaya bakması gerekiyor değil mi? Anlayabilmesi için. Evet. Tamam. Yani onu haritadan baktıklarında ben işte hı hı. yine ateşli doğmuşum ya da eminim yang metalde doğmuşum gibi hı hı. Bana bir bildirimde bulundukları zaman ben onlara açıklama yapabiliyorum. Ya da işte şeyden aplikasyondan ya da kitaptan hı hı. çıkartmamız lazım ama sizin mesela batıda su olarak adlandırılmaz. Bizde de çok alakalı. Çünkü hı hı. sizin haritanızın birçok elementi suyla bezeli hı hı. diyelim. Dolayısıyla o su, mum ışığının etrafı suyla dolu. Evet. Bu sizin gücünüzü gösteriyor bizim haritamızda. O yüzden hani Batı astrolojisinde suydum, burada ateş, neden bu kadar zıt değil. Hı hı. Aslında burada da su elementi size çok güçlü bir şekilde var. O zaman ben Çin astrolojisine göre güçlüyüm yani bayağı. Bayağı güçlüsünüz. Epey. Hatta oh, yani yıldızlarınıza baktığımızda cazibe yıldızlarının hepsini de almışsınız. Harika. Ben o zaman bundan sonra Çin astrolojisine ilgileneceğim sadece. Yani Marilyn Monroe, Angelina Jolie, İşte onlarda bulunan kızıl cazibe dediğimiz cazibe sizin haritanızda da var. Tamam. Bundan sonra her gün evet. Çin astrolojisi yapıyorum. Tamam. Biraz daha şımartabilirim. Lütfen alayım falan. Şimdi sesinizde de Erdem Yıldızı olduğunu gördüm haritanızı açtığımda. Bu Erdem Yıldızı da aynen kızıl cazibe gibi çok ender gözüken yıldızlardan biridir. Siz konuştukça etraftaki insanlar bir şuhu içine giriyorlar. Sizi dinlemek istiyorlar. Ben neymişim? Hani, dolayısıyla hani işiniz çok uygun yaptığınız için. Hem güzelliği temsil ediyorsunuz, sizi görmeleri lazım. Hem de sesinizde özel bir erdem var. Sesinizi kullanıyorsunuz. O yüzden hani işinize çok uyumlu. Ama aşırı disiplinlisiniz. Yani muhtemelen gerçekten, spor yapmak yani zorundasınız. Yani o kısımlarda çok doğru söylüyorsunuz. Çok disiplinliymiş alanında. O sıcakkanlı kısmı da uyuyor. Cazibeyi de şu an itibariyle fark etmiş oldum bundan sonra. Kabul ettim, oldu. Tamam. Aynen öyle oldu.
Ve ses kısmına gelince, tabii ki bir ses sanatçısı sesim yok ama rahmetli olmaz. Hocam Haluk Kurtoğlu, onu da buradan anmak istiyorum. Hep bana spikerlik kursundayken şey derdi, senin sesinde bir tını var, bir eda var. Evet. Herhalde ondan bahsediyorsun. Evet, aynen ondan bahsediyorum ve de hani çok önemlidir bu Erdem Yıldız, çünkü çok nadir gözükür. Ve Erdem Yıldız'ı olan insanları mutlaka bizleri, sesinizi lütfen kullanın. Yani öğretmen olabilirsiniz, satış sorumlusu olabilirsiniz, hiç fark etmez, hep sesle işinizi yapın diye. Aynı şey sizin için de geçerli. Güç elementi bayanlar için aynı zamanda erkek demek. Dolayısıyla haritanızda birden fazla evlilik olduğu gözüküyor. Siz de söylemiştiniz. Bunu da buradan. Özel ama kısımları yayından sonra alacağım. Hayır, yani haritanızda ne kadar uyumlu olduğunu söylemek için söylüyorum. Yoksa hani şey, başka bir amaçla değil. Tabii ki de devamında konuşuruz. Tamam, devamını alacağım. Şimdi metal elementiyle devam edelim. Ben şimdi biraz havalarda uçmaya devam edeyim. Tabii. Metal elementi yang metal dediğimiz şövalyedir. Yin metal dediğimiz artık kristallere ve şeylere benzetiriz. Kolyeler gibi, hani mücevhere benzetiriz. Dolayısıyla o demin de dediğim gibi televizyonda gördüğümüz kişilerin çoğunluğu bunlardır. Çünkü güzelliği temsil ederler. Çok keskinlerdir yalnız. Dengesizliklerini de kesebilirler bize. Yani savaş açabilirler. Metal elementinde o dengesizliği vardır. Metalden sonra su elementimiz var. Su, insanlar her kapla uyum sağlayan olarak atfediyoruz. Mesela kavga ortamları onlar için çok gereksiz ve yersizdir. Onlar için şey yapabilirler çok rahatlıkla. Tamam, hani sizin dediğiniz olsun, burada kavga çıkmasın falan gibi olayı idare ederler. Dolayısıyla da su insanların, hep insanlar şey diyorlar, hani çok mülayim, vur kafasını al yoklasın. Hayır, kesinlikle öyle değil. Hele yang su dediğimiz tsunami'ye benzetilir ve hani onlar gürlediği zaman hani hiç kimse şey yapamaz. Ya onlar kendi kalıplarını yaratırlar, ondan sonra onunla uyum sağlarlar diye atfediyoruz. En son olarak ağaç elementimiz var. Ağaç, burada metal ve ağaç değişiyor sanırım. Evet. Hava yok bizde. Göre. Hava yok. Evet. Ağaç elementi çok stabildir diyeyim, hani çok inatçıdır. Odun musun, bana odun mu demek istiyorsun falan gibi tepkiler görüyorum ama gerçekten bükülmezler. Ve burada koç element burçları sanki olabilir. Sanki de geldi. İşte oradan çıkıyor zaten, tamam bu buna denk geliyor falan gibi şey yapıyoruz. Ama burada hani önemli olan haritanın bütününe bakmak. Çünkü hani siz yine ateşsiniz. Çok sıcak kansız ama ilk intibanızda oturan o güç elementi, o su elementi sizi farklı bir kişilik de gösteriyor. Yani ilk intibanız, ikinci intibanızda verdiğiniz vurgular insanların şu an televizyonda gördüğü. Dolayısıyla hani sadece günde şu vardı, hani şey, gazetelerde de hani yengeç burcu nedir falan diye baktığımızda nasıl yetersiz oluyorsa, bizim için hani ateş şudur demek o yüzden yetersiz olabiliyor. Peki şimdi çok kısaca, aslında siz gerçekten sevilmediğinin farkındasınız ama birer cümleyle özetleyeceksek tüm şimdi burçlarımızı. Neyle başlıyor? İşte batıda koçla başlarız ya, sizde kaplanla ejder başlıyor. Kaplan mı? Evet, evet. Kaplanlar nasıl olur? Hangi aya geliyor ya da onların mesela Şubat'ta ya da yıl başlar. Olarak değerlendirmek gerek onları. Yıl yılda geliyor evet ama şey, Şubat ayıyla başlar. Evet. Çin astrolojisi. Çünkü Çin takvimi Şubat ayında başlar. Kovaları olabilir. Evet, kovalar genelde. Gibi ama hani biraz daha koç demek Koç'tan, yeridir. Çünkü atılgan, evet. İşini çok hırslı bir şekilde yapan, başaran, hızlı, çevik gibi kaplanları atfedebiliriz. Sonrasında tavşan burcu gelir Mart ayında. Mart ayı. Evet. Ama yine bizimkiler 8'inden 6'sı, 7'si, 8'i gibi değişimler gösteriyor. Ayın 20'si gibi değil de batıya göre hani 8 Mart, 8 Nisan gibi gider. Mart ayında tavşan vardır. Tavşanlar balık gibi mi olur? Sıcak kanlıdır. Evet. Şirindir. Yerlerinde duramazlar. Balıklar öyle midir bilmiyorum. Yani şöyle hiç tabii, yerinde duramazlar. Onlar kova biraz yerinde duramaz ama bu sıcakkanlılıkta balıkta vardır genelde diye. İşte bir oradan bir oradan demek ki. Çünkü zaten yakın burçlar olduğu için kova ile balık birbirine herhalde öyle bir birleşim oluyor Çin astrolojisinde diye. Hemen Çin astrolojisini de çözmeye çalışayım burada. Kolay çözeceksiniz gözüküyor. Sonra ejderha gelir. Ejderha Nisan ayının burcudur. Yani Nisan ayında doğanların ay burcun ejderha olur ve ejderha çok güçlüdür. Çin'de de ejderha çok önemli bir
sembol vereceğim. Hayvandır demek pek kolay değil. Yani Feng Shui'de mesela chi elementine ejderhanın taşıdığına inanılır. Dolayısıyla ejderhanın nefesi ejderha yaşam yaratır falan gibi. Ejderhada çok dominant özellikler vardır. Yönetici olarak gözükür ve yere çok sağlam basar. Dediğini yaptırır şeklindedir ejderhalar. Ejderhadan sonra yılan gelir. Yılanın evet sinsi bir yanı vardır. Ama ona baktığımız zaman mesela istilalardan bizi kurtarır. Dolayısıyla sinsi ve çevik aklıyla, zekasıyla yine bizi korumak için var olan bir hayvandır olarak söyleriz. Sonrasında at geliyor. Evet. At burçları mesela Türk kültüründe de hani Murat olarak geçer. Hani çok sadıktır, arkadaş canlısıdır, atılgandır gibi özellikleri vardır at burçlarının. Sonra keçi geliyor. Evet, keçi benim günüme göre keçiyim. Evet, sizin gününüze göre keçi. Biraz yine de vardır. Yani tutunu koparan olarak aslında adlandırmak daha doğru olur. Ve de aynı zamanda güzellikleri vardır. Yani keçinin yüzüne baktığımız zaman aslında çok güzel bir hayvan. Yani hani onu da görürüz. Ve bir ceylan gibi hareketleri vardır keçinin. Tabii bir fareye göre keçi olmayı tercih ederim ben de şimdi. Yani fare çıktı çünkü ben ilk baktığımda yılıma göre. Evet. Ama fare de sizin aşk çiçeğiniz. O yüzden hani onu da sevebilirsiniz. Onu da sevgiyle kabul ediyorum. Keçiden sonra maymun geliyor. Maymun insanları daldan dala atlamayı çok severler. Yani kendi ihtiyaçla ve sevgilerine, sevdiği şeyleri bulmak uğruna çok fazla şeyle ilgilenebilirler. Dolayısıyla maymunları maymun iştahlı gibi görürüz. Oysa her şeyi yapabilme becerilerine sahip. Yine insancıl, sıcak kalpli insanlar olarak anlatıyoruz. Maymunlar bu şekilde. Sonra horozlarımız geliyor. Horozlarımız erken kalkarlar. Çok güzel desenleri vardır. Ve horoz insanları biz metal oldukları için zaten güzelliği temsil ettiğine inanıyoruz. Horozların bir diklenmesi vardır biliyorsunuzdur. Bir kere bütün kümesi koruyan eden. İkincisi de hani ilk öten şeklindedir. Horozdan sonra köpek var. Köpek ismi üstünde sadık. İnsan canlısı yine insanlara çok en yakın olan hayvanlardandır. Çin astrolojisinde de ejderha bir yakayı gösterirken yani en sert ve dominant yang toprağı gösterirken de diğer yang toprak olan köpek hani daha yumuşak, daha insancıl, insan şeyine geçiyor orada gibi şeyler var ama tabii toprak elementi olmasından dolayı birazcık şey yaparlar, insanları zorlamayı severler, yönetirler yani. Koruyucu özellikleri üstündür. Sonra domuz var. Bu sene de domuz yılındayız evet, zaten. Evet, birazdan domuz yılını da konuşmak istiyorum sizinle. Evet, yani yin su oldukları için birazcık sinsi oldukları söylenir domuzlar için. Yine sıcakkanlı diyoruz. Demek ki Çin astrolojisi hep sıcakkanlı hayvanları seçmiş. Ama hani şey beklenmedik güçleri de var. Yani onların bam tenine bastığınız zaman onlardan beklemediğiniz bir gücü sergileyebilirler. O yüzden de suyun altını saman yersen şeklinde böyle bir halleri olabilir. Ama bu onların kötü olduklarını göstermiyor. Sadece ortamda her şey sakin olsun ve elverişli olsun diye sessiz dururken bir anda güçlerini göstermesinden kaynaklanıyor. Sonrasında fare var. Evet. Fare burcumuz çok atılgan, çok sevimli, çok hareketlidir. Onların en önemli özelliği ön ayakları 3 parmak, arka ayakları 4 parmak olmasıdır. O yüzden iki arada bir derededir. Saat olarak da zaten biz 23-24 bir arası falan böyle fare saatleri deriz. Çünkü hani bir tarafta bir güne kaymış, bir tarafta bir güne kaymış. Her delikten çıkarlar. Kemiksiz varlıklar olarak atfedilir. En son olarak da öküz burcumuz var. Ocak ayına denk geliyor. Yine toprak olmasından kaynaklı yere sağlam basar. Yavaş hareket eder. Çok konservatif olabilir. Dengesizliğinde depresif olabilir. Ama büyük işleri, güç işi işlerini kendisi halletmek üzere bu dünyada vardır. Hepsinin aslında bir denge unsuru. Yani dünyada hepsinin var olmasına ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi domuz yılına baktığımızda hani domuzu adlandıracak olursak şimdi bana bir belki bir gücü, bir yöneticiliği temsil ediyor. Çünkü onu da nereden etkilendim? İşte bu hayvan çiftliği adlı kitapta domuz çiftliğin
yöneticisiydi. Her şeyi zekasıyla o hallediyordu. Ben mesela o kitabı okuyana kadar domuzların bu kadar zeki olduğunu bilmezdim. O yüzden de acaba bu yılda böyle bir güç hissedecek miyiz? Hayvanların gücüne göre mi simgeleniyor? Nasıl anlatıyor Çin astrolojisi 2019 domuz yılını? Çin astrolojisi bu konuda birazcık Feng Shui ile birleşmeye başlıyor. Dünya haritasının merkezini Türkiye gibi düşünüyoruz. Öyle sonrası toprak elementi. Ve diyoruz ki hani işte batıda oturanlar, işte Avrupa, Amerika gibi yerler metal elementi. Doğuda oturanlar ağaç elementi. Buna göre su elementi geldiğinde, yani yin su geldiğinde bu ülkeler nasıl etkilenecekler şeklinde bakıyoruz. Ve yine burada Feng Shui açısından saldırının gelen yönleri ne gibi gelebilir? İşte politik mi olacak, sağlık mı olacak, işte yoksa ekonomik mi olacak falan gibi değerlendirme yapıyoruz. Kişisel bazda da bu böyle ama dünya çapında baktığımızda hani 2019 bize ne getirecek? Evet, su elementini getiriyor. Bu da zaten birazcık havaların soğumasını, ateş elementini kaybetmemizden dolayı ekonominin de birazcık zorlaşmasını, biraz daha ekonomik krizlere açık olmamızı, suyun sinsiliğinden kaynaklanan iç savaşlar gibi şeylerin olabileceğini söylüyor. Ama tabii ki de burada güzel tarafları var. Mesela Türkiye toprak olduğu için suyu onun parada oturuyor. Dolayısıyla para kazanacak. Belki dünya ekonomisi zorlanıyor olacak, Türkiye ekonomisi de zorlanıyor olacak ama buradan hep bir çıkış kazanacak. Kazanç elde etmeye başlayacak. Yükselişe geçecek olarak gözüküyor. Ve ağaç elementi çok destekleniyor. Neden? Ağacı suyla besleriz. Ve ağaç elementi de işte ceviz gibi, iç mimarlık gibi, moda tasarımı gibi, saç tasarımı falan gibi şeyler uzun zamandır zaten süremcemede gelen, zorlanan sektörlerde şimdi bunlar kalkınmaya geçecekler. Dolayısıyla bizim Türkiye'de destek olacak. Neden? Ağaç toprağı dengeler gibi. Hani aslında bu senenin etkisini bu şekilde yorumluyoruz. Kişi bazında da bu şekilde yorumluyoruz. Yani siz ateşsiniz. Su sizin için neyi ifade ediyor? Gücü. Demek ki bu sene çok disiplinli olacaksınız, spor yapabileceksiniz falan gibi açıklamaları ile birlikte geliyor. Peki şimdi biraz Batı astrolojisi de ekonomiyle ilgili özellikle bugünlerde bir takım değişiklikler olabileceğini vurguluyordu. Sanırım Çin astrolojisi de aynı şekilde. Biraz önce dediğiniz gibi bazı meslekler tekrar ayağa kalkacak. Şu an mesela Bodrum'dayız, Yalıkavak'tayız ve gerçekten inanılmaz bir kalabalık var. Herkes seviyor Bodrum'u. Biz de çok sevdik. Çok mutluyuz burada olmaktan. Ama ülkenin de en büyük kalkınma noktası turizm. Onunla ilgili herhangi bir daha ekstra bir gelişimler var mı? Buradayken hazır onu da konuşalım. Çin astrolojisi ne diyor? Turizm bizim için ateş elementinde oturuyor ve ateş ne yazık ki suyla birlikte artık neredeyse çok söndü. Dolayısıyla turizmin çünkü daha... birkaç yazdır biraz turizm sönecek hareketler oluyor ne yazık ki. Maalesef. O nedenle de Ekonomik olarak da bazı sıkıntılardan kaynaklanıyor tabii ama hani enerjisel anlamda baktığımızda burada ateş söndü olarak bakıyoruz. O yüzden işte zaten borsada olan sıkıntılar oluşuyor. Çünkü hani ekonomiyi, yemeği, turizmi hep ateş elementi yönetiyor. Dolayısıyla şu an su daha belirgin. Yani insanlar daha böyle korkularıyla yüzleşiyorlar ve diyorlar ki yani ben paramı harcamayayım, işte yastık altında saklayayım, kötü günleri yapıyorum gibi. Böyle bir enerjinin kısır döngünün içinde olduğumuz için de birazcık turizm için daha vakit var. Ne yazık ki bu yaz daha hala düzelmesi mümkün değil gibi. Evet, önümüzdeki yıl için tekrar zaten günümüz yaklaştığında konuşuruz. Umarım her şey yoluna girmiş olur konuştuğumuzda tekrar. 2020 ne yılı olacak? Fare. Peki, fare yılı mı? Aha, bizim yılımız. Öküzler için çok iyi. Çünkü öküzler için aşk anlamına geliyor. Öküz insanların evlilik, aşk, işte ne bileyim ilişkilerinde ilerleme gibi şeyler yapacak. Aralık ayından itibaren de bu enerjileri hissetmeye fareler başlayacağız. Fareler için olacak fare yılında peki? İyi bir şans var mı? Böyle? Şimdi siz keçisiniz bir kere, ona bakıyoruz. Keçiyim, tamam peki. Yani siz özellikle ateş elementi olduğunuz için bu sene 2019 ve 2020 gücünüzü elinize aldığınız, güçlendiğiniz, patronunuz tarafından desteklendiğiniz, hocanızla güzel vakit geçirdiğiniz,
hani aşk anlamında güzel günler yaşadığınız bir süreç. Ama fare sizin de aşk çiçeğiniz. Dolayısıyla 2020 sizin için de aşk dolu geçecek. Yani eşinizle çok güzel vakit geçireceksiniz. Daha fazla kalp çakranızı açtığınız, rahatladığınız, keyif aldığınız bir yıl olmaya Sanırım başlayacak. Sanırım öyle bir çalışma yapacağım. Çünkü kalp çakramda ve mide çakramda enerji bozukluğu olduğunu öğrendim. Şimdi siz Feng Shui'de de ilgileniyorsunuz. Muhtemelen bu konuda da bilgilerinizden faydalanmak isterim. Mide bizim için toprak elementi, kalp ateş elementi. Onların ikisi birbiriyle tamamen bağlantılı. Çünkü ateş toprağı doğurur. Eğer bunlarla ilgili bir tıkanıklık varsa mesela sağlık olarak da gözetmeye başlıyoruz. İşte ne bileyim bağırsakların tıkanması, midede ülser, gastrit gibi şeyler evet, olması. Evet, aynen onlar hepsi hani, var. Kalbin fazla çarpıntı yapması falan gibi şeyler. Evet, bunların dengelenmesi lazım ki hani yin yang dengesinin ortaya gelmesi. Peki Feng Shui ile bunu dengeleyebiliyor muyuz? Bu konuda ne yardımlar alabiliriz? Mesela biraz önce ekonomiyi konuştuk. Parayla ilgili parayı en azından çünkü evimizde bazı döşemelerde ya da kullandığımız objelerde Feng Shui'nin yerini biliyoruz. Siz aynı zamanda Feng Shui uzmanısınız ve bununla ilgili bir eğitiminiz var. Bundan da hemen bahsedelim. Belki ekran başında ilgilenenler olur. Katılmak isterler. Evet. Bilmiyorum yeriniz var mı hala ama. Evet. Şu an birkaç yerimiz daha var. Bodrum'da ay sonunda Feng Shui eğitimi veriyor olacağım. Feng Shui'de aslında evlerin ve yaşam alanlarımızın astrolojisi diyebiliriz. Onların da biz bir yaptırım yaptığımızda cevapları oluyor bize karşı. Ve sizin de dediğiniz gibi objelerle, renklerle, bizim iyi gelen, astrolojik anlamda iyi gelen nesnelerle biz o evle uyum içerisine girmemiz lazım ki ev bizim barınağımız olabilmeye başlasın. O zaman ben bir Feng Shui sözü alayım sizden. Tamam, bir günde tabii onu ki. Konuşmuş olalım çünkü süremiz bitti. İlgilenenler de sevgili Cören Sakin'le iletişime geçip eğitimde alabilirler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. Sağlık. İyi ki geldiniz. Sevgili izleyiciler, bugün de Çin astrolojisini öğrenmiş olduk. Astrolojiye dair her şey burada. Tekrar görüşünceye dek yarın saat 11'de yine buradayız. Hoşça kalın, mutlu kalın.